ayaklarız hepimiz. Boyun mu var? Bu iyi mi bu kaldırıcı? Sursaray'da bizim bir müstakil evimiz vardı. Müstakil ev karşılığında bize Esentepe Mahallesi'nden ultralüks daire vaat ettiler. Biz de gittik, baktık, araştırdık. Tabii bazı kurumlara yönelerek araştırdık. İnşaat devam ediyordu. Notere gittik. Noterde satışını verince biz güvenerekten evin tapusunu verdik. Evimizi yıktılar. Bir 3-4 ay falan inşaat devam etti. Sonra inşaatta yavaşlama başladı. Tabii biz araştırınca biraz araştırdığımızda dolandırıldığımızın farkına vardık. Benim gibi yani resmiyette gözüken şu anda 56-57 ama 90'a yakın kişinin olduğunu düşünüyoruz ki öyle. Daha şikayetçi olmayanlar var, yurt dışında olanlar var. Hepsinin hikayesi birbirimize benziyor. Nevşehir'de emlak dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıyayız. Dosya kapsamında yaklaşık 8-10 kişinin şüpheli olarak ifadesi alınmıştır. Tespit edilen 40-50 civarı mağdur vardır. Mağdur sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Ne kadar mağdur olduğunu net olarak kimse bilememektedir. Çünkü gerçekten ciddi bir dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıyayız. Belki bu işin ucu farklı şehirlere kadar uzanmaktadır. Bu hususla alakalı Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli soruşturmayı yürütmektedir. Savcılık soruşturmayı titizlikle yürütmektedir. Türk adaletine olan inancımız tamdır. Mağdur vatandaşların hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Hayallerimiz ne gitti? Hayallerimiz istiyoruz. Hepimiz bozduk. Sağdan.